50 santigrat dereceye varan sıcaklıklar. Neredeyse hiç su ve yiyecek yok. Güneşten kaçmak imkansız gibi. Saklanacak bitki örtüsü son derece sınırlı. Rüzgarsa çok sert. Kum ve toz göz açtırmıyor. Gezegenimizin üçte biri çöllerle kaplı. Dünyanın en dramatik manzaralarından bazıları bu çöllerde. Çölde yaşamak için hayatta kalmanın sıra dışı yöntemlerine başvurmak gerek. Burası zayıflara göre değil. Namib Çölü. Afrika'nın güneybatı köşesi. Dünya üzerindeki en eski çöl burası. Tam 55 milyon yaşında. Her geçen gün biraz daha ısınıp, biraz daha genişliyor. Yaşamın buna ayak uydurup uyduramayacağını zaman gösterecek. Bu, tüm olumsuz koşullara rağmen yaşam dolu olan Namib Çölü'nün hikayesi. Çöl sürekli hareket halinde. Kum akışkan, bölgede rüzgarlı olunca coğrafya durmaksızın şekil değiştiriyor. Bu kum tepesinin zemini binlerce yıldır sabit olabilir. Ancak tepenin zirvesi dinamik. Rüzgarla uçuşan kumlardan dolayı yer değiştiriyor. Sossus Valley, Namibya'nın en ikonik manzaralarından birine sahip. Devasa kırmızı kum tepeleri, 350 metreyi bulan yükseklikleriyle dünyanın en büyüklerinden. Dev kum tepelerinin arasında hapsolmuş kil tavaları var. Death Valley. Bir zamanlar sulak olan bu alan şu anda ölü kamel thorn ağaçlarıyla kaplı. Koyu gövdeleriyle zıt beyaz kil zeminden yükselen ölü ağaçlar, tüyler ürpertici ancak büyüleyici bir manzara sunuyor. Death Valley'de zaman ve yaşam adeta donmuş. Ağaçlar yaklaşık 900 yıl önce ölmüş. Suya erişimi olmayan ağaçların hayatta kalma şansı yok. Ancak ağaçlar yok olmamış. Kavurucu Afrika güneşi ve düşük nem, ağaçların çürümeye fırsatları olmadan kurumasını sağlamış. Okyanus çölün oluşma sebeplerinden başlıcası. Benguela akıntısı güneyden kutupların soğuk suyunu tropiklere taşıyor. Bu soğuk su Namibya'nın Atlantik kıyılarında yağmur bulutları oluşmasını engelliyor. Ancak akıntının buraya taşıdığı soğuk su üzerindeki nemli ve sıcak havayla buluşunca ortaya yoğun bir sis perdesi çıkıyor. Kıyıdan esen rüzgarın çölün derinliklerine taşıdığı bu sis,
hiç yağmur almayan Namib çölünde yaşamın temel kaynağı. Dünyanın en etkileyici manzaralarını sunan bu kum denizi, ilk bakışta yaşamdan yoksun gözükebilir. Ancak Namib şaşırtıcı derecede çok türün yaşam alanı. Çölde yaşayan çoğu canlı hayatta kalabilmek için sürekli hareket halinde olmalı. Bitki örtüsünün azlığı bir yana, mevcut bitkiler de oldukça geniş bir alana yayılmış. Burada yürümek bile başlı başına güç bir uğraş. Bu bölgede hiç yüzey suyu olmasa da, yeraltı suları kısa bir süre için bitkilere hayat verecek. Zürafaların bu dönemi iyi değerlendirmesi lazım. Çölün sıcağında harcadıkları enerjiyi telafi edebilecekleri besinlere ihtiyaçları var. Mücadele zamana karşı. Zürafaların durma lüksü yok. Şimdi yeniden yola çıkıp su bulmaları gerek. Bu döngü yaşamları boyunca devam edecek. Filler de uzun mesafeler kat edip besin ve su kaynakları arasında bitmeyen yolculuklar yapmak zorunda. Çölde yaşayan filler savandaki akrabaları gibi büyük sürüler oluşturmuyor. Namib'de kalabalık ailelere yetecek kadar yemek ve su yok. Dişiler ufak sürülerini besin ve su olabilecek bölgelere götürmek zorunda. Kıt kaynaklara sahip Namib'de, sürüler zaman zaman dağılıp tekrar bir araya gelebilir. Bu anne ve yavrusu küçük de olsa bir su kaynağı keşfetmiş. Kısa süre sonra ailenin diğer fertleri de bu bölgeye gelecek. Çölün erkek filleri savandakiler kadar iri değil. Erkekler üreme dönemi dışında tek başlarına dolaşıyor. Zorlu coğrafyada tepeleri aşarak kuru dere yataklarında besin arayacaklar. Ağaçların yeşil yaprakları çok besleyici. Fil, cüssesinden beklenmeyecek hareketlerle bu dallara ulaşıyor. Bu büyük bedeni doyurabilmek için durmaksızın yemesi gerek. Bir zamanlar nehirlerin aktığı bu vadi, barındırdığı az miktarda yeraltı suyuyla bitkilere hayat vermiş. Ancak burası kurak sezonda bu denli yeşil kalmayacak. Mümkün değilmiş gibi dursa da Namib çölü,
farklı bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Sık bitki örtüsü olmayan çölde, otlarla kaplı en büyük alan, peri daireleri olarak adlandırılan bölge. İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor. Ancak burası daire şeklinde boşluklarla kaplı bir otlak. Otlarla kaplı bu uçsuz bucaksız alan, Namib Çölü'nün birçok sırrını saklıyor. Çölün ortasındaki bir başka yeşillik ise nadide bir canlının yaşam alanı. Bu çetin coğrafyada hayatta kalmaya çalışan Namakua Bukkalemunu diğer akrabaları gibi ağaçlarda yaşamıyor. Davranışları ve vücut yapısıyla çöle uyum sağlamış. Güneşle baş etmek için vücut rengini değiştiriyor. Sabahın serin saatlerinde ısınmak için koyu renklere bürünen Bukkalemun, güneş yükseldikçe rengini açarak ışınların yansımasını sağlıyor. Larva, böcek ve hatta küçük sürüngenlerle beslenen Bukkalemun usta bir avcı. Her istikamete ayrı ayrı dönebilen gözleri sayesinde çevresini tamamen kontrol altında tutuyor. Bir yandan avcılara karşı tetikte olurken diğer yandan kendine av arıyor. Bukkalemun avına odaklandı. Ortamla aynı rengi sayesinde neredeyse görünmez. Çok dikkatli. Doğru an geldiğinde vücudunun iki katı uzunlukta olabilen dili ok gibi fırlıyor. Avın hiç şansı yok. Bukkalemun hem karnını doyuracak hem de sulu böcekler sayesinde susuzluğunu dindirecek. Namib çölü pek çok canlı için yaşanması zor bir coğrafyayken sürüngenler bunu başarmış. Çölde çok sayıda yılan türü yaşıyor. Yiyecek aramak için dolaşmak zorunda. Ancak kızgın kumlarda ne kadar az vakit geçirse o kadar iyi. Saklanabilecek bir delik, dinlenebilecek bir gölge bulmalı. Çöl zeminiyle aynı renk, kamuflaj avcısı boynuzlu engerek de bunlardan biri. Varlığından habersiz bir avın yanına kadar sokulmasını bekleyecek. Çoğu yılanın gözleri kafasının yanında. Ancak çöl engereğinin gözleri kafasının üstünde. Bunun bir sebebi olmalı. Çöl engereği kumda ilerleyiş şekliyle diğer yılanlardan farklı. Yan yan ilerlemek hem en hızlı yöntem hem de kum gibi gevşek zeminler için en güvenli yol. Yan yan ilerleyen yılanın vücudunun sadece küçük bir kısmı kızgın kuma temas ediyor. Av için uygun bir alan bulan Sidewinder kendini yavaşça kuma gömüyor.
Sadece kafası ve kuyruğunun ucu dışarıda kalacak. Kafasının üstünde olan gözleri sayesinde tamamen kumun altındayken bile avın yaklaştığını görebilir. Trik Trak Çalı Bülbülü oldukça tedirgin. Engerek son derece zehirli olsa da varlığını fark eden kuş için ciddi bir tehdit değil. Ancak kuş gözlerini yılandan ayırmamalı. Çalı bülbülünün çok yakınlarda yuvası ve yavruları var. Yılan yuvanın yerini keşfederse kıymetli yavruları yem olabilir. Yerini belli etmeden yavrularına yemek taşımalı. Çölde suyun yokluğu ve sıcaklık hayatı çok zorlaştırsa da canlılar için en büyük sorun besin azlığı. Yiyeceğin sınırlı olduğu Namib çölünde hayatta kalabilmek için uyum sağlamak gerekiyor. Babunlar bu konuda çok başarılı. Otların güneşe maruz kalan kısımları kurumuş olsa da köklerin nemli olduğunu biliyorlar. Ancak babunların önemli bir özelliği daha var. Babunlar, fil dışkıları arasında besin değeri yüksek, tam sindirilmemiş bitkiler olduğunun farkında. Bu kıymetli besin hem enerji hem de sıvı kaynağı. Bu nalbant kız kuşu da fil dışkısıyla ilgili. Ancak o ot yemiyor. Bu tam sindirilmemiş bitkilerin tadına bakmak için gelecek böcekler kız kuşunun karnını doyuracak. Mirketlerin suya erişimi yok. Ancak kumun altından çıkarttıkları böcekler ve larvalar sıvı ihtiyaçlarını karşılıyor. İyi bir avcı olan mirket çölde aç ve susuz kalmayacak. Mirketlerin çölde tek derdi, diğer avcılara yem olmamak. Bunun için de dönüşümlü olarak bekçilik yapıyorlar. Namib çölünde Springbok ve Oryx dışında toynaklı, canlı yaşamıyor. Savanda binlercesi bir arada yaşayan keseli ceylanlar çölde tek tük. En sık görülen büyük memeli ise susuzluğa ve sıcağa dayanacak şekilde evrilmiş Oryx. Yüksek sıcaklıklarda terlemesini durdurarak su kaybını engelleyen Oryx'in vücut ısısı 45 santigrat dereceye ulaşabilir. Kendine has kan dolaşımı sistemi sayesinde beyni ve diğer organları bu durumdan etkilenmiyor. Güneşin en tepede olduğu zamanlarda yüzey sıcaklığı 70 santigrat derecelere ulaşabilir. Bu birçok türün hayatta kalmasına olanak vermiyor. Gölge neredeyse hiç yok.
Kumun içi yüzeyden serin. Güneş doğrudan etkilemiyor. Bazı canlılar güneş alçalana kadar kumun altında kalacak. Bu zürafalar yolculuğun sonlarına yaklaştı. Karınları doyan zürafaların hedefi artık çok yakın. Nadir ve kıymetli bir su kaynağı. Artık kana kana su içebilirler. Yüzey suyunun sınırlı olduğu çölde, su kaynaklarının ömrü uzun değil. Dünyanın en az yağış alan topraklarında su kaynakları, neredeyse ortaya çıkar çıkmaz yok oluyor. Yüzlerce kilometre uzaktan gelen susamış canlılar için bu kaynak büyük bir nimet. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından filler de su kaynağına ulaşıyor. Suyun kokusu burunlarına gelen filler sabırsız. Bu kaynağın daha ne kadar burada kalacağı, fillerin bir daha ne zaman diledikleri gibi su içebileceği belli değil. Çölde geçen onca zamanın ardından kana kana su içip bu anın tadını çıkartacaklar. Ancak su kaynakları yaşam kaynağı olduğu kadar tehlikeli de. Kuşların da suya ihtiyacı var. Çölün dört bir yanından bu vahaya büyük sürüler halinde uçuyorlar. Ancak bu son derece riskli bir yolculuk. Av bu kadar bol olunca avcılar cirit atıyor. Çölde yaşayabilmek, milyonlarca yılda evrilmiş hayatta kalma tekniklerine bağlı. Suyun bu kadar az olduğu bir yerde, bu denli yaşam hayranlık uyandırıcı. Her bir damlanın hayati önemi var. Yaşamın mucizevi döngüsü bugüne kadar değişime ayak uydurdu. Uyum sağlayamayanlarsa yok oldu. Ancak gezegenimiz değişiyor. Her geçen gün biraz daha ısınıyor. Çöller daha büyük, daha sıcak, daha acımasız yerler haline gelirken, farklı habitatlar da çölleşme eğiliminde. Gelecek ne getirecek, türler hayatta kalabilmek için nasıl uyum sağlayacak, bunu zaman gösterecek.